Herkese merhabalar. Hepimizin hayali değil mi? Herhangi bir takımda teknik direktörlük yapabilmek. Tabi tuttuğumuz, sevdiğimiz veya kültürüne hayran olduğumuz herhangi bir takımda teknik direktörlük yapabilmek gerçekten çok özel ve önemli bir şey olmalı bizim için. Peki bu hayali gerçekleştiren biri var desem ya da en azından çıkan haberlere göre bu hayali gerçekleştiren birisi var mıydı? Evet, Vugar Hüseyin Zade'den bahsedeceğim. Bu videoda sizlere 2012 yılının başlarında bazı haberler çıkmıştı. Futbol Manager'daki başarılı sayesinde FC Bakü'nün teknik direktörü oldu. FC Bakü'nün başına geçti. Bu başlığa yakın pek çok başlık vardı internette, haber sitelerinde. Spor haberleri yapan sitelerde de vardı bu. Gerçekten FC Bakü'nün başına Vugar Hüseyinzade isminde ve henüz 21 yaşında birisi teknik direktörü olarak geçer miydi, geçebilir miydi? Biraz araştırma yaparak hikayenin aslına ulaştım ve bu videoda da bu hikayeyi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Vugar Hüseyinzade aslen Azerbaycanlı. Amerika'da eğitimini tamamladıktan sonra hayatına devam etti. İsveç'e geri dönüyor. Yani Azerbaycan vatandaşı ama İsveç'te yaşıyor. E tabii şimdi bu eğitim hayatına baktığımız zaman İsveç'e okulu bitirip geri döndüğü zaman en kötü ihtimalle 3 dil bilen ve Amerika'da yönetim üstüne eğitim almış bir genç görüyoruz. Artık kader yollarını nasıl kesiştiriyor orasını bilmiyorum. FC Bakü'nün başkanıyla birlikte İsveç'te bir yemekte bir araya geliyorlar. Özel bir buluşma değil de öyle bir kokteyl, bir toplantı tarzı bir yerde yolları denk düşüyor. Futbol Manager'da da kendisini epey geliştirmiş olacak ki bu sohbetin sonunda FC Bakü'nün başkanı Vugar Hüseyin Zade'ye işte teklifinde bulunuyor. Yani FC Bakü'nün teknik direktörü ol demiyor ama FC Bakü'de bir iş teklifinde bulunuyor. E tabi Vugar'ın daha sonradan ulaştığım bir röportajı var. Burada da şöyle bir sözü var Vugar Hüseyinzade'nin. Çocukluğumdan beri futbol menajer oynuyorum. Her zaman futbolda bir iş bulmayı hayal ettim. Ama bunu asla bir olasılık olarak görmedim özellikle daha 21 yaşındayken yani zaten futbol sevdalısı birisi. Futbol menajerinde çok sıkı bir fanı ve hep futbol içerikli bir işte çalışma hayali var ve 21 yaşındayken bu fırsatı bulmuş. Doğal olarak reddetmeyip başkanın teklifini kabul ediyor ve artık resmi olarak FC Bakü'de çalışan birisi oluyor. Peki görevi neydi? Biraz araştırma yaptıktan sonra FC Bakü sitesinde yayınlanmış bir görsele rastladım. Bu görselde e, Vugar Hüseyin Zadenin de için de bulunduğu ve FC Bakü'de görev alan kişiler var ve görevleri yazıyor yanlarında. Tabi burada koordinatör var, finans direktörü var yani başkan pek çok kişiden bahsediyor ama asıl burada yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren olay bence Bugar Hüseyin Zade isminin altında manager yazması. Belki de orada müdür yazılmak istendi veya daha farklı bir şey yazılmak istendi ama manager yazıldığı için muhtemelen teknik direktör olduğu kanısına varılmış olabilir. Tabi burada teknik ekipten hiç kimse yokken sadece Vugar Hüseyin Zade konulur muydu? Bunu da düşündüm biraz ve araştırmaya devam ettim. Kulübün sitesine ulaşmaya çalıştım. Kulübün sitesi uzun zamandır kapalı ama en son veriye ulaştığım zaman şu ekran görüntüsünü görüyorsunuz. fcbucky.com banner'da sıkıntı yok. Kulübün amblemi de var ama kulübün ambleminden hemen sonrasına baktığınız zaman kulüple alakası olmayan pek çok şey olduğunu da görüyorsunuz. Yani artık kulüp yok ve kulübün sitesi de aktif değil. Sonra Transfermarkt'ın sitesine gittim. FC Bakü'yü bulup teknik direktörler listesine baktım geçmiş dönemdeki. Ve o bahsedilen tarihler arasında Boznidar Bandoviç ve Milinko Pantic var. Araya baktığım zaman da Mayıs'ta sözleşmesi biten teknik direktör var ve hemen 3 Temmuz'da bir diğer teknik direktörle sözleşme imzalanmış. Yani aradaki boşlukta ligin devam edip etmediği ile alakalı çok bilgim yok. Azerbaycan Ligi o dönemdeki maçlara ulaşmak çok Kolay değil e, bulamadım yaptığım aramalar sonucunda da ama şöyle bir baktığımız zaman bahsi geçen Vugar Hüseyin Zade'nin teknik direktörler arasında isminin olmadığını da gördük ve ben biraz daha ikna olmaya başladım. Yerli içerik olarak çok fazla bir şey bulma imkanımız yok ama bir sitede Vugar Hüseyin Zade'nin uzunca bir röportajını buldum. Bu röportajında da şöyle bir yer var kendisinin koç olmadığından bahsediyor ve daha çok gözlemcilik sistemi, transferler, alımlar, satışlar, pazarlama yani az takım koçunun ilgilenmeyeceği her şeyle ilgilendim gibi bir cümlesi var. Yaklaşık olarak 2 yıl takımda görev aldıktan sonra da Vugar Hüseyin Zade'nin futbol kariyerinin noktalanmış oldu ve FC Bakü'den ayrıldı. Futbol menajer oynamaya devam ediyordur çünkü röportajın da linkini bırakıyorum okuyabilirsiniz. Röportajında da bu futbol menajeri çok sevdiğinden bahsediyor. FC Bakü'de artık yok. Çok heyecan verici bir hikaye. Sonu biraz buruk bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.